Çoğu insan bunu yapıyor. Bilmeden yapıyor aslında. Yaşamı rahatlattığını zannediyor ama yaşam rahatlamıyor. Sosyal yaşamın dili bu değil. Bir şey denemenizi istiyorum. Çıkın sokağa, bakkalla, çakkalla, manavla böyle sevgi diliyle Buda, Zen, tasavvuf, şaman, efendime söyleyeyim, bu işte psikologların önerdiği dillerle işte yargılama, etiketleme, bilmem ne yapma falan bu dillerle konuşmaya çalışın. Bu düşünceyle. Göreceksiniz ki sosyolojinin gidişatı öyle değil. Gerektiği gibi olması gerekiyor aslında. Şimdi çok çalışmış diyelim, çok başarmış, işte çok iyi bir villada oturuyor, çok iyi bir arabası var ama bana kullandığı dil şu. Çocuğu kolejde okuyor, hiçbir gelecek sorunu yok. Bana diyor ki gel, ne olursun gel. Gelemem ki. Otobüs yok. Otobüs kullanıyorum ben. Akbil basıyorum. Sana da nasıl araba alırız diye konuşsana. Ya da kadim olandan, kutsal olandan örnek verirken işte sen Tunç'sun, ben Ucmu'yum falan filan. İyi de yani ama benim çocuğum senin çocuğun gibi koleje gitmiyor. Ya da ben hala yarınlar hakkında problemliyim. Benim sesim ve ruhum, dilim hala kaygı içerisinde. Ben nasıl senin önerdiğin şeyi tam yapabilirim? O yüzden bu kadim dilin, kutsal olan dilin sosyolojideki yeri biraz da gizlenme yeri olarak şey yapılıyor işte. Oradan bir iki cümle söyleyince belki de insan kendi içindeki kötülüğü gizlemiş oluyor. Bunlara biraz dikkat etmek lazım. İşte böyle konuşup duranlar kötünün dümen suyunda yaşayıp duruyorlar. Kendi güvenli yaşam alanlarından da çıkmıyorlar. Söz kabuktur. Soyun kabuğunuzu.